Aferiniz babacığım. Sağ ol kızım. Kenan uyandı mı? Akşam geç geldi babacığım. Hadi uyandır onu bakayım. Uyandım baba. Akşam gene geç gelmişsin ha? Mesai kaldım. Aldığım aylık kaç para ki baba? İnsanın namusuyla kazandığı para az da olsa değerlidir yavrum. Ablam geliyor baba! Ablam geliyor! Ablam mı? Almanya'dan habersiz nasıl gelir? Ablacığım, hoş geldin! Kardeşim! Bizi şaşırttın Ali! Merhaba babacığım! Hoş geldin! Ben işe geç kaldım, sonra görüşürüz! Çok şıksın ablacığım! Ben valizini götüreyim, şimdi gelirim! Hayrola! Hayrola böyle aniden gelişin! Kaçtım baba! Ha? Kocamdan kaçtım! Almanya'ya gittiğimiz günden beri içki, kumar bıktırdı beni! Acele etmişsin! Acele mi? Bütün bunların yanında her gün dayak yemem de cabasıydı! Kocam öldü artık benim için! Çok üzüldüm abla! Benim üzüntümü paylaşacağından emindim kardeşim! Beni kabul edeceksin değil mi babacığım? Hayatta en değerli şey namustur kızım. Senin ve kardeşinin şerefimizi düşüneceğinden eminim. Sana her zaman layık olacağım baba. Ben de hemen bir iş arayacağım babacığım. Herhalde bir iş bulurum, değil mi? Almanya'da zaten çalışmaya alıştım baba. Boş konuşuyorsun gene! Sadece kazanmayı düşünüyorsun. Ben size beni sevecek bir erkek istiyorum. Ben buyum! Değişemem! Sen de benim istediğim kadar benimle kalacaksın! Sizi görmek istiyor bu hanım. Beni mi? Buyurun. Bir arzunuz mu var? İsmim Alev. Ben buraya kardeşim için geldim. Kardeşiniz mi? Kim? Kenan! Kenan'ın ablasıyım ben! Kenan mı? Hatırladım! Buyurun oturun! Teşekkür ederim! İçki içer misiniz? Babam duyarsa bu durum tehlikeli olabilir! Babamın böyle yanlışlara hiç tahammülü yoktur! Demek babanızın bu borcu ve sizin buraya geldiğinizi duymaması lazım. Lütfen, bir de Kenan'a biraz zaman tanırsanız... Memnun olur musunuz? Beni çok sevindirirsiniz. Sizi üzmek istemem. Bu para da sizde kalsın. İstediğiniz zaman Kenan'ın borcunu ödeyin. Teşekkür ederim Kemal Bey. Şunu itiraf edeyim ki, buraya gelirken çok korkmuştum. Neden? Sizin gibi anlayışlı, kibar biriyle karşılaşacağımı tahmin edemezdim ki. Sık sık beklerim. Geleceğim.
Ne oldu abla? Oldu Kenan. Konuştum onunla. Şaka etme benimle. Yok canım, gayet ciddiyim. Kemal Bey çok iyi bir insan. Beni de çok iyi karşıladı. Herhalde çok da zengin. Evi, kıyafeti... Ne diyorsun sen? Yoksa Kemal'le... Bana bak Kenan, sen benim kardeşimsin ama... ablanı da iyi tanı. Bir daha gitmeyeceksin oraya. Gitmemi sen istedin, şimdi de... Bir daha Kemal'i görmeyeceksin. Görmezsem o gelir. Hem biliyorsun 60.000 lira borçluyuz ona. Rest! Gördüm, ben de. Kare as! Kazanıyor. Sana söylüyorum. Yoksa Kenan'ın ablasını mı düşünüyorsun? Ben mi? Gene başlama! Adam kazanıyor. Bakarız çaresine şimdi. Şanslısınız Remzi Bey. Sayende güzelim. Ben bittim. Ben de. O zaman oyun bitti sayılır. Daha erken Remzi'ciğim. Ben oynarım. Geciktim Kemal Bey. Aa, olur mu canım? Hayat dediğin bu saatten sonra başlar. Kağıdınız çok güzel Remzi Bey. Rest! Karadam! Bende full vardı. Bir kere de kaybedin Remzi Bey. Günaydın baba. Sen mi hazırladın kahvaltıyı? Ben erken kalktım, Nevin uyuyor. İyi ya Kenan? Kenan erkenden gitmiş baba. Son günlerde Kenan çok değişti kızım. Benle yüz yüze gelmiyor. Sorularıma cevap vermiyor. Bir sıkıntısı var herhalde. Kaybettiniz Remzi Bey. Kaybetmedim, mahvoldum. Bütün paramı, varımı, yoğumu kaybettim. Şansınız yok. Sabaha kadar oyun uzadı. Belki uykusuzluktandır. Mahvoldum. Hadi, beraber gidelim Derya. Ben parasız bir erkekle yola çıkmam. Sana güle güle. Beni sen aldattın, oyuna geldim. Bana bak, kendine gel! Hadi defol buradan! Bakın, dinleyin beni. Bakın bakını yap! Mahvoldum ben. Sus! Ama... her şeyimi kaybettim. Hiç olmazsa borç senetlerimi geri verin. Oynamadan düşünseydin bunu. Hadi defol buradan! Allah! Sen ne geldin be? Borcum için zaman tanımışsın. Sana teşekkür etmeye geldim. Zahmet ettin, ablan teşekkür etti bana. Bana bak! Ablamın lafını fazla diline dolama! Ablan çok güzel ama... Sen... beni de mahveden kadınsın. Yeter! Söyleyeceklerim bittiyse gazla. Seninle işim kalmadı artık. Borcum? Ablanı bana gönderdiğine göre, borcunu ablan ödeyecek. Götürün, kaydedin şunu! Olduğunu neden anlatmıyorsun Kenan? Söylesene bize! Kiminle kavga ettin? Hiç! Üstüme saldırdılar, kim olduklarını bilmiyorum. Nevin, Alev! Babam! Beni sorarsa uyudu de! Anladın mı? Sakın yukarı çıkmasın! Buyur
babacığım. Yukarıda mısınız? Evet babacığım. Kenan nerede? Erken geldi, yattı baba. Peki, iyi geceler. İyi geceler baba. Gerçeği bizden saklıyorsun. Yoksa borcun için mi kavga ettin? Çok sual soruyorsun, rahat bırak beni! Başının belaya girmesini istemiyorum Kenan! Karışma sen bana! Yavaş konuşun, babam duyacak! Ablama niye kızıyorsun? Bıktım artık! Ondan da, babamdan da! Gideceğim! Kağıtlarım geldi! Almanya'ya gideceğim! Kaçacağım buradan! Kenan bir gece eve geldi. Kavga etmiş, birileriyle dövüşmüş. Hiç haberim yok. Yok mu? Ama borcum için dedi. Sadece bana borcu yok ya. Kenan'ın belki de başkalarıyla başı derttedir. Her neyse. Kenan Almanya'ya gitti çalışmaya. Size olan borcu için de çalışacak. Kenan'ın bana borcu yok artık. Nasıl? Yok mu? Ne demek? Kenan'ın borcunu bana siz ödeyeceksiniz. Ama verdim, almadınız. Ben borcunuzu parayla değil, aşkınızla ödemenizi istiyorum. Güzel bir kadınsın Alev. Benim olmanı istiyorum. Kemal! Demek çok mesutsun. Seviyorum onu. Bir görsen, tam bir erkek. Ben de tanımak isterdim onu. Elbette! Tanıştıracağım sizi. Sen de beğeneceksin onu. Ya babam duyarsa? Zamanı gelince duyacak. Ama şimdi duymamalı. Ne konuşuyorsunuz böyle başlıkta? Hiç! Kenan nerede, görünmüyor. İş için gitti baba. Size söyledim ya, bir haftalık bir işi varmış. Benden izin alması gerekmez miydi? İş için! Siz üzülmeyesiniz diye sormamıştır baba. Para kazanma hırsı var ya, yaşamak için çok para kazanmalı diyordu. Hmm. Onun için önce gitti. Gene de bana sormalıydı kızım. Nasıl kaçırdınız onu? Derya yardım etti, yoksa kaçamazdı, işte o yardım etti. Sen ha! İhanet ettin bana, ihanet ettin! Bunu hak ettin sen! Bana yalan söylediniz. Kenan'ın çalıştığı yere gittim, 4 gündür uğramıyormuş. Doğruyu söyleyin, nereye gitti? Bana kızma baba, üzülmeyesin diye sakladım senden. Bir gece geç vakit konuştuk. Almanya'ya gideceğini, kağıtlarının hazır olduğunu söyledi. Almanya'ya mı? Evet, Almanya'ya. Çok para kazanmak istiyordu baba. İnan ona mani olamazdık. Bana söyleseydiniz ben mani olurdum. Olamazdım baba. 60.000 lira borcu vardı. Bu kadar para, ne borcu? Onu söylemedi. Bu kadar üzülmene gerek yok baba. Ben de gittim Almanya'ya. Hem geri döndüm. O da bir gün gelir baba. Bak ablam da iş bulmuş. Ne işi bu? Bir yazıhanede çalışacağım. Bazen gece, bazen gündüz. Fakat zamanla alışırım. Ne dersin baba? Ne söyleyebilirim kızım? Nasıl istersen. Hepinizden iyiyim ben. Kaybettim, param kalmadı. Senet imzalayabilirsiniz. İstediğin kadar kredi açabilirim sana. Oynamasam? Olur mu? 100.000 lira kaybettin. Oynarsan bu parayı geri alabilirsin. Senet imzalamam. Borç da istemem. Bir dakika. Sevgilim bir içki ver.
Demir kumar oynamasa bile ilişkimizi içsin. Hayır, istemem. Bir daha gelmem buraya. Atın şunu dışarı. Defol! Çık dışarı be, hadi de! Aşkın, oyun bitti. Sana içki ver adama dedim, duymadın mı? Ama istemedi. O istemesin. Bir içki içseydi 100.000 daha kaybederdi. Evet ama duymadın mı? Adam başka param yok dedi. Bana bak, dinle beni. Benim hayatım bu. Kazanmadan harcayamam. Beraber yaşamamız için kazanmamız lazım Alev. Alev! Gidip getireyim mi patron? Sen dur, ben giderim. Bırak diyorum sen! Kemal'de ağzının tadını biliyorum. Ne istiyorsun benden? Söyle, ne istiyorsun? Durun yoksa atarım aşağı! Bırak diyorum sana! Kemal! Bırak beni! Bırak! Yeter artık! Bırak beni! Dur! Kaçma köpek! Kemal! Kemal! Kemal dur, gitme, ne olursun ya! Kimdi o? Bilmiyorum. Söyle! Bilmiyorum, ilk defa gördüm, ne olur dinle beni! Tanımıyorum ama... Peki ne istiyormuş senden? Bilmiyorum ne istediğini de, yalvarırım, ne olur beni dinle! Affet beni Kemal, affet! Al, ne olursun, al. Affet! Tanımadığın bir adamsa, ne istiyor senden? Bilmiyorum. Önce adam saldırdı, sonra Kemal peşimden gelmiş, adam kaçtı. Kemal'e söylemedin mi? Söyledim. Fakat çok korktum. Çok dikkatli ol ablacığım, sana bir kötülük gelmesini istemem. Dur! Yazıyorum sana! Kimsin? Ne istiyorsun? Neden peşimi bırakmıyorsun? Benden fedalık gelmez sana. O seviştiğin adam var ya Kemal, benim düşmanım. Ondan intikam almalıyım. Yardım edeceksin bana. Hayır, hayır yapamam. İstediklerimi yapmasan babana Kemal'le düşüp kalktığını anlatırım. Hayır, babama anlatamazsın. O zaman istediğimi yapacağım. Benim Kemal'in evine girmemi sağlayacaksın, tamam mı? Olur, ama bir şartla. Önce eve uğramalıyım. Babam merak eder, beni bekler. Sonra arkamdan aramaya gelir. O zaman biz senin evine gideriz. Babanı atlatırsın, sonra da Kemal'in evine, tamam mı? Tamam. Sabah oldu abi. Sabaha kadar içki içtin. Alev gelmedi mi? Gelmedi. İstersen evini bulurum, alıp getiririm. Olmaz. Git be. Onu seviyorum galiba. Neredeyse gelir. Burada mı oturuyorsun? Evet. Niye geldik buraya? Şimdi gidemeyiz Kemal'e. Eve uğramasaydım merak ederlerdi beni. Allah, sen misin? Benim Nevin, benim kardeşim. Silahım üstünde. Sepetle onu. Erken geldi. Babam evde yok mu? Parka gitti. Babamla konuşmam lazım. Onu bulur musun Nevin? Tabii abla. Gidip çağırırım şimdi. Aferin sana. Ölmek istemediğin belli. Git şöyle. Eve başka kimse gelir mi? Ne olur bırak beni. Seni bırakmam. Sen beni Kemal'e götüreceksin. Kemal benim hayatımı mahvetti. Ben de ondan intikamımı alacağım. Her şeyimi elimden aldı. Paramı, katımı, arabamı, servetimi! Hayır, hayır bunu yapamazsın. Ben onu öldürmene alet olamam, olamam! Olacaksın! Kimse yok mu? Babam! Ona burada olduğunu söyle. Yukarı çıkmasın yoksa tetiği çekerim. Hey, kimse yok mu? Kimse yok mu dedim? Ben varım baba.
çıktın? Nevin nerede? Dışarı çıktı. Benim de odamda biraz işim var. Ben salondayım kızım. Hadi gel buraya. Otopsi raporu efendim. Kadın boğularak öldürülmüş. Bir ipucu bulduk efendim. Ölen kadın eskiden Olimpia pavyonda striptiz yapan Handan'mış. Pavyonda soruşturma yapsaydınız. Yaptık efendim. Handan isimli kadın son günlerde Kemal Güner'le yaşıyormuş. Kemal mi? Evet. Kumarbaz Kemal'le mi? Evet efendim. Derhal Kemal'in evinin etrafını sarın ve göz hapsinde tutun. Baş üstüne efendim. Seninle anlaşacağımızı biliyordum. Nefret ediyorum senden, nefret ediyorum! Fazla konuşma! Babanı bir an oyalayacaksın. Ben de arka kapıdan kaçacağım. Bir numara yapmaya kalkarsan seni de, babanı da vururum. Hadi! Babacığım! Burada mıydın babacığım? Seni çok seviyorum baba. Ne oldu sana böyle birdenbire? Seni böyle yalnız görünce içimden öpmek geldi babacığım. Yaşlılık yalnızlıktır kızım. Bir gün gelecek ayrılacağız. Bizi hiç yalnız bırakma babacığım. Ben baba... Ben komşuya kadar gidiyorum babacığım, izin peki, verirsen. Peki. Kemal'in evi burası. Karşıdaki köşk efendim. İşte bakın, eve girenler var. İçeri girelim mi? Ya bekleyelim. Belki Kemal evde değildir. Sen misin? Kemal yok mu? İçeride seni bekliyor. Gel buraya! Sakın çaktırma, gebertirim seni! Hadi çağır onu! Çağır, çağır! Kemal! Kemal! Buradayım Ali! Geliyorum hayatım! Alev sevgilim! Nen var? Dur Kemal, şimdi öleceksin! Beni zorladı Kemal! Onu buraya getirmem için ölümle tehdit etti beni! Yeter bekle şöyle! Artık intikamımı alacağım Kemal! Senden kurtulacağım! Davranma! Silah sesi! Hadi iş başına! Yeni bir cinayet daha! Cinayeti ben işledim. Bu ikinci cinayetin. Derya'nın da katili sensin. Götürün bunu! Kemal! Seni bekleyeceğim Kemal! Bekleyeceğim seni! Sesinizi de kaldırın!